Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde etsiz çiğ köfte var. Bunu kimin için yapıyorum? Bu çiğ köfteyi değerli arkadaşım ve kardeşim İhsan Karaca için yapıyorum. Kendisine buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok rica etti. Biz de yapalım dedik. Önce size malzememizi göstereyim arkadaşlar. Bugün gittim marketten 750 gram ince bulgur aldım. Esmer bulgur arkadaşlar. Hem lezzetli oluyor hem o kadar şişmiyor. 2 baş soğanım var. Orta boy. Bir tane domates salçam. Markasını göstermekte hiç çekincem yok arkadaşlar. Reklam falan da değil. Tukaş'ın domates salçası. Bir de Bin'den aldığım acı biber salçası. Çünkü bunu her yerde bulamıyoruz. Orada var. Bir adet domatesi rendeledim orta boy. İşte 2-3 sarımsak. Bu oranlar arkadaşlar sizin zevkinize göre değişiklik gösterebilir. 750 gram için 1,5 tatlı kaşığına yakın tuz. Ve içeriğini sır gibi sakladığım baharat. Şaka yapıyorum, tabii ki söyleyeceğim. Arkadaşlar buna ne attık? 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı biber ve istenildiği kadar acı pul biber. Onun ölçüsü olmaz. Ne kadar istersen ama mutlaka biraz olması lazım çiğ köftede. Bir demet maydanozun içinden bu kadar çektim. Bu da sizin isteğinize bağlı ve 5-6 sap yeşil soğan, 1 limon. Ve burada önemli bir şey daha var arkadaşlar. Bir bardak suyu buzluğa attım. Donma derecesine yakın biçimde soğuttum. Bunu çiğ köftemizi yaparken kullanacağız. Şimdi hazırlıklara başlayalım. Önce tepsimizi boşaltalım ve çiğ köftemizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Soğanları çok ufak doğradım. Sarımsakları da ufakça doğradım. Burada 1,5 tatlı kaşığına yakın tuzu atıyorum arkadaşlar. Önce bunu böyle bir yoğuralım. Çünkü soğanlar çok şey kalmasın. Biraz suyu çıksın. Tuzla beraber işlesin yerine. Yani hem ezilmiş olurlar ama rende olmaz. Rende olmadığı için bu yöntemi ben de bir yerden gördüm, daha doğrusu bir ustadan. Ben de bu yöntemi kullanmaya karar verdim. Daha evvelden böyle sıkmadan yapıyordum. İyi olmuyordu. Evet arkadaşlar, şimdi bu karışımıza 2 kaşık domates salçası, 750 gram bulgur için 3 kaşık biber salçası, 3 domateslerimizi daha sonra ilave edeceğiz. Baharatımızı atıyoruz. Bunları şöyle bir güzel karıştıracağız şimdi arkadaşlar. Bazıları sıvı yağ kullanıyor. Ben hiç kullanmadım. Tamamen salçanın suyu ve efendime söyleyeyim, normalde şu kullandığım soğuk suyla yapıyorum. Bu arada soğanlarımı, yeşil soğanlarımı ufak ufak doğradım. Maydanozla beraber karıştırdım. Bunları en son kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bakıyorum, yavaş 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 bulgurumuzu dökmeye başlıyoruz. Hatta şunu şöyle bir kenardan dökeyim. Oradan yavaş yavaş alıp katarım içine. Şimdi bunları böyle karıştırırken bulgurumuz kenarda duruyor arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Şimdi burada kurumaya başlayınca al bir şey
Domates rendesini atıyoruz. Biraz da şu soğuk sudan, çok az. Eğer salça miktarı az gelirse, çünkü bu ölçüde ilk defa yapıyorum, biraz daha salça atabiliriz arkadaşlar. Bunu böyle yavaş yavaş dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün malzemeyi karıştırdık. Geri kalan rende domatesimi de atıyorum. Yine bir miktar suyla şöyle her tarafını güzelce ısıyorum. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Takriben 10 dakika 15 dakika yeter arkadaşlar. Bütün çok da yarım saat 40 dakika yoğurunca da iyice yumuşak mama gibi oluyor. Birazcık dişe gelecek. Evet arkadaşlar, yoğurma işlemi tamamlandı. Şimdi bu doğradığımız soğan ve maydanozları bunu atıyoruz. Biraz daha yoğuruyoruz. Şöyle. Suyum bitti. Bir kaba gene musluktan soğuk salıp birazcık daha eklerseniz arkadaşlar daha rahat yoğurursunuz. Yani su atmaya korkuyor bazıları. Korkmayın, atın. O kadar da değil. Neticesinde bu ticari bir şey değil. Evde yiyeceğiz bunu. Bu yeşil soğan çok yerde ben görmedim ama çok güzel, lezzet veriyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bunları şöyle bir araya bir getirelim. Çiğ köftemizin olduğunu nasıl anlarız? Tabii ki tadarak anlarız da. Bakalım şimdi arkadaşlar. Öyle bir de çok yağ koyuyor, ondan kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Biz böyle anlıyoruz. Sıkalım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıkıp sıkıp servis yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiğ köftelerimiz oldu. Gördüğünüz gibi tepside de biraz kaldı. Artık onları da biraz sonra yapacağım. Bu çiğ köfteyi kime ithaf ediyorum? İlk önce bunu yapmama vesile olan İhsan Karaca kardeşime. Ondan sonra burada olup da yiyeceğini bildiğim ama yiyemeyecek olan Erkan ve şu an kardeşlerime ve İstanbul'dan Ömer kardeşime ithaf ediyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bunu marulla ya da dürüme sevmiyorum. Böyle bu şekilde limonlayıp yiyorum. Siz nasıl isterseniz yersiniz. Oranları da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ustalık buradadır zaten. Bakın, yapın. Baharat oranlarını değiştirin. Tuz oranını değiştirin. Kendiniz usta olun. Hepinize afiyet olsun.